Hac seferleri başladığı andan itibaren Doğu İslam dünyasında hani buna net bir karşılık gelmediğini görüyoruz. Daha doğrusu hani Haçlıların bölgedeki varlığı birbirleriyle mücadele etmekte olan Müslümanları ilk dönemlerde çok fazla rahatsız etmiyor veya rahatsız olsalar da onların gücüne karşı koyabilecek bir potansiyeli, bir birleşmeyi başaramıyorlar. Burada Büyük Selçuklular tabii ki kendi aralarındaki iktidar mücadeleleri dolayısıyla da pek fazla müdahale imkanı da bulamamışlar. Nitekim Haçlılar geldiği sırada Sultan Melikşah hayatını kaybetmiş. Oğulları Berk Yarık ve Muhammed Tapar da tam bu dönem içerisinde birbirlerine karşı bir iktidar mücadelesine girişmişler. İşte böyle olunca Haçlılar çok rahatlıkla bölgeye gelip yerleşme imkanı bulmuşlar. Fakat Anadolu'da yani Türkiye Selçukluların hakim olduğu coğrafyada durum bundan biraz daha farklı gelişiyor. Nitekim Türkiye Selçukluları Haçlıların yol güzergahında olduğu için onlara karşı bir vatan müdafaası yapmaya artık kendilerini bir yerden sonra zorunlu hissediyorlar. Dolayısıyla da bütün Haç seferleri boyunca özellikle Anadolu üzerinden gelen, karayoluyla gelen Haçlılara karşı genelde Türkiye Selçuklarının burada müdahil olduğunu, onların Haçlılarla mücadele ettiğini görüyoruz ki Selçukluların özellikle Haçlılara karşı vermiş oldukları buradaki çetin mücadeleler, onların güçlerini yıpratmaları gerektiğinde özellikle 1101 Haç seferleri sırasında 3 büyük Haçlı ordusunu birbiri ardına mağlup etmelerin Orta Doğu'daki birçok şeyin değişmesine, burada Haçlılarla mücadele eden veya etmeye çalışan İslam toplumunun diğer liderlerini de tekrardan güçlerini toparlamalarına fırsat tanımış. Yani Türkiye Selçukları bunu bir Müslüman Haçlı mücadelesi, bir Hristiyan mücadelesi olarak gördüğümüzde hani Müslümanlar tarafının en önde gelen simalar olarak da nitelendirebiliriz. Nitekim şimdi bahsetmiş olduğumuz 1101 Haç seferlerinde Sultan 1. Kılıç Hasan'ın gelen 3 büyük Haçlı ordusunu birbiri ardına mağlup etmesi bütün Haç seferlerinin kaderini belirlemiş. Aynı şekilde yine Kılıç Hasan'ın oğlu 2. Mesud'un Haçlılara 2. Haç seferi sırasında kazandığı başarılar, 3. Haç seferi sırasında 2. Kılıç Hasan'ın Alman İmparatorunu geciktirmesi, bunlar hep dediğimiz gibi Orta Doğu'daki Müslümanların hanesine bir artı olarak yazılmış ve onlar için bir şans, bir baht olmuştur. Ve yapmış oldukları vatan müdafaasının yanında işte Haçlılara karşı vermiş oldukları bu mücadele dediğimiz gibi Türkiye Selçuklularını Haçlılarla mücadelenin en baş safhasına koymamızı sağlamıştır.